1989 yazında Bulgaristan-Türkiye sınırı topraklarını terk etmek zorunda kalan her yaştan Bulgaristan Türküyle doluydu. Bunun nedeni Todor Zhivkov'un uyguladığı soya dönüş adlı asimilasyon politikasıydı. O yaz yaklaşık 350 bin göçmenin belleğine çok derin izler kazıdı. Sınırdan Türkiye'ye geçenler Anadolu'nun kentlerinde ve köylerinde yeniden doğdular. Bulgaristan'dan Türkiye'ye yönelik ilk büyük göç dalgası 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı öncesinde başlar. Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybetmesi üzerine 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan Berlin Anlaşması'yla Bulgarlar özerklik kazanırlar. İkinci göç dalgası bundan sonra olur. Bulgaristan, ikinci meşrutiyetin sonrasında 1909'da Osmanlı Devleti'nin de tanımasıyla bağımsız hale gelir. Üçüncü göç dalgası Balkan Savaşı'ndan sonra olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla da yeni bir göç başlar. 1925 Türk-Bulgar İkamet Sözleşmesi ile başlayan Bulgaristan Türklerinin Türkiye'ye göçü 1949 yılına dek sürer. 1950-1952 yılları arasında Bulgaristan'ın tehcir ve göçe zorlaması sonucu yeni bir göç dalgası başlar. 1968-1979 yılları arasında ise Türkiye-Bulgaristan arasındaki yakın akraba göçü anlaşması çerçevesinde göçler yapılır. Bu göçle parçalanan aileler birleştirilir. Son büyük zorunlu göç dalgası ise 1989 yazında yaşanır. Bunun nedeni Bulgaristan'ın Aralık 1984, Ocak 1985 döneminde başlayan isim değiştirme ve diğer baskılarıdır. Todor Zhivkov iktidarının bir projesi olan soya dönüş politikası, Bulgaristan Türklerinin Osmanlı döneminde Müslümanlaştırılmış Bulgarlar oldukları iddiasındaydı. Bu iddia sadece Türklere yönelik değildi. İsim değiştirme uygulamaları çok daha önce Pomaklar üzerinde başlamıştı. 71 yılında ben hatırlıyorum Pomakların isimlerinin değiştirildiğini. Tabii ki daha sonra 83 yılına geldiğimizde önce sınır bölgelerinde isimleri değiştirmeye başladılar. Ve yine de şöyle dediler, biz sadece Pomakların isimlerini değiştiriyoruz ve karışık ailelerin. Örneğin bir Türk'le bir Pomak evlenmiş, o aileye artık Pomak addediyorlar ve onların isimlerini değiştiriyoruz diye söylediler. Ben çok iyi hatırlıyorum. 84 yılının Eylül ayında amcamın oğlu evlenmişti. Koşukavak yakınından bir köyden kız aldık. Düğüne gittiğimizde bayağı konuşuluyordu artık. Yani işte Koşukavak'a yaklaştılar. Artık isimleri orada değiştiriyorlar şeklinde. Tabii ki hiç inanmadık. Yani ben hiç inanmadım. Kesinlikle dedim mümkün değil böyle bir şey. Ama gel zaman git zaman yavaş yavaş Koşukavak'a kadar geldiler ve tabii ki herkes tedirgin. Herkes ne olacak diye bekliyor. Asıl 1971'lerde sistematik olarak başlamış olan bir şey bunlar. Önce Pomakları ve Çingeneleri, daha sonra karma aileleri, Bulgar kadınlarıyla evli olan Türkleri isimlerini değiştirmeye başladılar. Edirne, Nasya, Bulgarya. Biz tek ulus olacağız Bulgaristan'da. Yani başka azınlık olmayacak. Böyle konuşurlardı. Radyodan, televizyondan. Televizyon azdı zaten o zaman. Radyolardan. Sonra baskılar başladı. Köylere başladılar basma. Sadece Türkçe adlar değil, ibadetler, dini bayramlar, geleneksel yaşam stili, geleneksel kıyafetler de yasaklanır. Ferece dediğimiz örtüleri yaşlılar özellikle onları giyiyorlardı. Onların üzerinden onları çıkarttılar. O şekilde başladı. Daha sonra tabii ki Türkçe okuma yasaklandı. Bunun dışında camilere gitme yasaklandı. Devlet memurları camilere gidemiyorlar.
Ancak çok yaşlılar gidebiliyorlardı camilere. Bayramların kutlanmaları yasaklandı. Kurban kesmek yasaklandı. Çocukların sünnet ettirmeleri yasaklandı. Zaman içerisinde Türkçe türküler, tabii ki en son olarak 84 yılında da zorla isimler değiştirildi. Türk isimleri yerine Bulgar isimleri konuldu. Bizi, mesela ben zaten daha isimler değiştirmeden önce sünnet yapılmıştım. Sünnet edilmiştim. Herhalde 2,5-3 yaşına kadarken. Ama okulda olduğumuz dönemde bizi birkaç defa hani erkek çocuklarını başka sınıfa ayırıp sünnetli miyiz, sünnetsiz miyiz diye şey yaptılar, kontrol ettiler. Biri öyle saklı şey yapmış, sünnet ettirmiş. Babasını tuttular anne hepsini, onu çok dövmüşler, şeye götürdüler, dövdüler anne hepsini. 3 ayda bir erkek çocuklarını doktorlar kontrol ediyorlardı. Sünnet olmuşlar mı, olmamışlar mı? Ve yaşlılar, yani babaanneler, işte anneanneler suçu üstleniyorlardı. Diyorlardı ki biz yaptırdık. Neden? Aman diyor, benim işte torunumun annesi babası başında olsun. Ve hapse ne yazık ki 70 yaşın üzerinde bastonla zor yürüyen kadınları bile getirdiler. Suçları neydi? Torunlarını sünnet ettirmekti. Ben hatırlıyorum, halam oğlunu sünnet ettirmek isterken çok sıkıntı çekmişti ve bulamamışlardı sünnetçi. Çünkü hepsi hapishanede ya da Belene'ye gönderiliyordu. Bu nedenle eşlerine ya da yakınlarına öğretiyor sünnetçiler ve kadın sünnetçi olayı bütün Müslüman aleminde, sadece Bulgaristan Türklerinin bu döneminde ortaya çıkıyor. Zhivkov'un soya dönüş politikası Türk dilini de yasaklar. Hatta türküleri bile. Tabii şimdi artık Türkçe konuşmak yasak. Her yerde yasak. Sokakta yasak. Yani okulda yasak, bahçede yasak. Her yerde yasak. Türkçe konuşamazsınız. Başka bir dil konuşabilirsiniz. Yani yabancı dil demiyorum, bakın. Türkçe konuşmak yasak. Yani. Başka bir şey. İngilizce biliyorsunuz, gidin konuşun. Ama Türkçe yasak. Türkçe müzik dinlemek, şarkı dinlemek, Türkçe herhangi bir yazı bulundurmak. Ne bileyim. Hatta Bulgaristan'da daha 1946 yılında komünizm ilk geldiğinde Yeni Işık diye Türkçe bir gazete varmış. Farz edelim ki o gazetenin bir parçası kalmıştır. Artık onun bulunması da yasak yani. Türkiye'de her şey yasak. Bulgaristan'da biz bize en çok baskı yaptılar bu sanat adamlarına. Mesela şairlere olsun, edebiyatçılara, biz gibi ses sanatçılarına. Mesela alışveriş için şeye gideceğiz. Hem bana kıyafet alacağız çünkü okul arkadaşı. Köy, şehirde iki tane Türk yetişkini, karı koca dahi olsanız yan yana yürürken konuşmaları yasak. Şehir sokaklarından bahsediyorum. Ne konuşursanız, Türkçe konuşmak zaten yasak. Ama Türkler belki bir şey organize edebilirsin de, siz eşinizle Bulgarca da konuşacak olsanız konuşmanız yasak. Şehirde konuşmanız yasak. Ve dolayısıyla neredeyse susan insanlar şehri gibi bir şey. Herkes yürüyor, bir yere gidiyor ama genelde çok az kişi konuşuyor. Ve şu ana hatırlıyorum, bir hatıra olarak. Aynı caddenin sağında ve solunda kaldırım var. Ben annemle sağ kaldırımdan gidiyorum. Aynı yere gideceğiz ama babam sol kaldırımdan gidiyor. Başımıza bir şey gelmesin diye. Ve sonra şeye gidiyorsunuz işte, yani kıyafet alınacak, bir şeyler yapılacak. İşte annem benim üstüme giydiriyor, çıkarıyor, deniyor. İşte soyunma kabininden çıkardıktan sonra babam uzaktan bakıyor. Beğeniyorsa gözleriyle işaret ediyor. Benim için de uygundur deniyor. Sonra annem işte benim sırtımı değiştiriyor. Babam dışarı çıkıyor, annem kasada dönüyor. Tekrar gidiyoruz. Arabada buluşuyoruz. Arabanın içinde artık köye giderken konuşuyoruz. Yani hani Bulgarca'yı konuşmak istedim, Bulgarca'yı konuşman da yasak. Mestanlı'ya yakın, Kırcal ile bağlı ilçe Mestanlı. O Demirköy var. Bu isim kampanyasında Demirköy'de Mehmet'le sevgilisi kaçarken köyü sarmış polis, Bulgar polisi. Onlar kaçıyorlar. Kaçarken arkadan vuruyorlar, Mehmet'i öldürüyorlar. Kız sağ kalıyor. Kız da bu türküyü şey yapmış, düşürmüş, yazmış da. Demirköy başlarında bir yeni mezar. Demirköy başlarında bir yeni mezar. Sevgili Mehmet'im, kara gözlü Emine'm, aklını bozar. Sevgili Mehmet'im, kara gözlü Emine'm, aklını bozar. Yürü Mehmet'im yürü, geceler ayaz.
geceler ayağı. Yer sofrasında yemek yiyoruz. Her akşam da radyo açık. Çok yüksek sesle olmamak oluyor. Yani çok fazla dışarıdan duymasın. Türkiye'den haber vardı, selam vardı. Haber vardı, kim ne anlatıyor, kim konuşuyor diye dinleriz. Dolayısıyla çoğunu da tanımazsın tabii insanların. Ama bir akşam yine akşam yemeği yerken o Türkiye'den haber vardı. Bir kadın konuşmaya başladı. Annem ağlamaya başladı. Biz de annem ağlayınca çocuklar durduk. Babam dedi ki Hayriye ablanız konuşuyor. Ben ilk defa teyzemin sesini duydum. Erdin ilk defa diyorduk yani hepimiz. Bu hepimiz için çok duygusal bir dönemdi aynı dönemde. Yani çocuksunuz, anneniz ağlıyor. Mesela biz o zaman ağlayamadık ama bir heyecan var, bir güzel. Daha sonra teyzemin büyük oğlu Erdoğan abimin sesini duyduk. İşte o da kendini tanıdı. Ve ilk defa hani onun sesini duyuyorduk. Normalde aynı programın, yani akşamleyin yayınlanan programın ertesi gün sabah saat 8 gibi de tekrarı olur. Yani Türkiye Radyosu'nda. Biz ise tütünle uğraştığımız için, yani çünkü tütün sabahleyin çok erken gittiniz, karanlıkta gitmeniz lazım tarlaya. Dolayısıyla biz sabah 5.30-6 gibi çıkıp giderdik ama akşam Hayri ablam konuştu, teyzem konuştu. Dolayısıyla sabahleyin bir daha sesini duymak istiyorsunuz. Ve sabahleyin bir daha sesini duymak istediğiniz için o sabah gitmedik. Hepimiz, babam da işe biraz geç gitti. Tekrar dedik, Hayri teyzemin bir de Erdoğan abim, yani teyzeoğlunun sesini falan dinledik. Pomaklar ve karma ailelerin isimlerinin değiştirilmeye başlaması aslında Türkler için bir işaret olmuştur. Gelecekte olacakları öngören Türkler, muhtemel baskılara direnmek için 1978'de gizlice örgütlenmeye başlamışlardır. O zaman da Avni Veliyev diye bir arkadaşımız vardı. Asıl mücadeleyi o başlattı. Topladı. Şimdi dedi, bunlar böyle şey yapıyorlar ama daha sonra hepimizin de ismini değiştirecekler. Bunlar sadece karma değil, hepimizi değiştirecekler. Onun için örgütlenmemiz gerekiyor diyordu. Hiç kimse birbirini tanımayacaktı. Ben sadece sıkı baskı altına düşersem Avni'yi ancak anabilirdim. Rasim Hoca sıkı baskı altına düşürse Avni'nin adı geçmiyordu. Sadece beni söyleyebilecekti. Onun için bir nevi zincir gibi oluştu olaylar. Diğer üçüncü arkadaşım da Ramazan Ayyıldız'dır. Filibe'de bir tren suikasti oldu. Asıl suçlu onu tuttular. Türkiye'ye kaçarken trenin altında buldular. Yattı hapiste, ödedi cezasını çıktı. Şimdi de suikastle suçluyorlar. 2,5 sene, önceden bir sene vermişler o trenden yakalandığım zaman. Bunun gibi şeyler oldu. Girdik. Hapishanede de aynı tabii her şey. Hep Türkiye. Ha bir de Alman vardı. Şimdi o Alman, biz Alman'a soruyorduk böyle, anlatıyorduk olayı. Alman'dan bilgi gönderiyoruz. Alman'ın hanımı geliyor konsolos yetkisiyle. Tabii soruyor, konsolos soruyor. Nasıl durumun, iyi mi? Eşi de gelmiş. Onu 15 sene vermişlerdi casusluktan. Batı Almanya'dan o. Şimdi demiş, bu arada demiş, 70 kişiden 65'i Türk demiş. Bu insanın hiçbirinin suçu yok demiş. 1982'lerde Avni'yi yakaladılar. Onu hapse attılar. 1984'te Rasim Hoca'yı isimli değiştirilmeden yakaladılar. Onu da Belene'ye attılar. Üç arkadaştan sadece bir ben kalmıştım. Benim dışarıda kalmamın sebebi de 1983'te işçi fakülteleri tarafından üniversiteye alındım. Doğup büyüdüğüm Kırcaali bölgesinde başlayan ve daha sonra Bulgaristan'ın geneline yayılan soykırım çalışmaları esnasında Sofya Üniversitelerinde eğitim gören bir grup üniversiteli arkadaşlarla Türküz diyerek tepki olarak Türk Üniversiteliler Direniş Örgütü'nü kuruluşunda ve illegal faaliyetlerinde bulunduk. Yaşanan o üzücü bizim bölgemizde isim değiştirmelerin yaşanmasından sonra kendi aramızda
imkanlar el verdiği ölçüde tavır göstermeye çalıştık. İlk baştan kendi kimliğimizi çocuklarımıza aktarabilmek için pasaportların fotoğraflarını bir toplantı esnasında 30 civarında üniversiteli arkadaşlar da fotoğraflarını çekip kendimize saklamak için kopyaladık. Ve aldığımız kararlar doğrultusunda dünya kamuoyuna duyurmak yapılan haksızlığı ve bizim bölgede insanımızın da bundan böyle direnişe geçmesi için katkı sağlamak üzere kendi bölgelerimize gitmeye kararlaştırdık. 84 yılında 26 Aralık'ta Mestanlı'daki olaylar patlak verdi. Güç kullanmaya başladılar. Önce havaya tabii ateş edildi. Tanklar devreye sokuldu. Resmen insanların üzerine yürüdüler. Buna rağmen yine insanlar kenetlendi. Yine kenetlendiler ve dağılmamak için elimizden geleni yaptık. Ama tabii ki bizim elimizde hiçbir şey yok. Silah yok. Karşı koyabileceğimiz hiçbir şey yok. O direnç bir yere kadardı. Ondan sonra mecburen dağılmak zorunda kaldık. 26 Aralık Bulgaristan Türkü'nün şahlanışının yaşandığı Mestanlı ayaklanmasına şahitlik ettim. Yani o şehitlerin nur içinde yatsınlar gözlerini kırpmadan kurşunlara siper olduklarını ve yerlerde de kurşun kalıntılarını gördük. Ve o kadar insanımızı hunharca davranıyorlardı ki o kış kıyamet günü oraya sırf isminin kalmasını yani Türk olarak yaşamak istediklerini söylediklerinden dolayı kurşun sıktıkları gibi geriye kalanları da bir araya toplayıp önce bizim eğitim gördüğüm lisenin avlusuna toplamışlar. Üç tarafında da itfaiye su sıkmış üzerlerine o soğuk günlerde ve insanları sindirme çabasıyla sonra da aralarını alıp otogara götürüp oradan otobüslere bindirip otobüs nereye gidiyorsa gönderiyorlardı. Sırf Mestanlı'dan dağılmalarını istiyorlardı. Gerçekten Bulgaristan Türk'ü orada benliğine ne kadar bağlı olduğunu göstermiş oldu. Yani belediye binasını zapt edecek kadar cesarete ulaşmıştı. Baskılara karşı duran, isimlerini değiştirmeyi kabul etmeyen, haklarını isteyen, protestolara katılan Türkler, çeşitli hapishanelere veya Tuna Nehri'nin kolları arasındaki Belene Adası'ndaki hapishane ve çalışma kampına götürülüyordu. Belene, Türkler için ölüm adasına dönüşüyordu. Birçok yerde ayaklanmalar oldu. O ayaklanmalar sırasında şehit olanlar var. Birçok kişi tutuklandı, hapislere atıldı ve birçok kişi de Belene Ölüm Adası'na gönderildi. Belene Adası'na daha önce komünist döneme karşı gelmiş olanlar Bulgarlar gidiyorlarmış ama daha sonra kapatılmış. Ve bu dönemde 84 yılına tekrar hizmete açılıyor. Ve birçok Türk orada esir kampında kalıyorlar. O soğukta Belene'ye 10 saatten vardık, 20 saatten. Gidiş o gidiş. 3 ay bilmiyoruz nerede olduğumuzu artık. Ne bizimkiler biliyor, ne biz biliyoruz nerede olduğumuzu. Orada artık anladık Belene'de olduğumuzu. Mayıs ayındaydı. Osmanlı'da görüşmeye gittik. Görüşmemizde şöyle
Nasıl diyeyim sana, küçücük bir delikten. O da Türkçe konuşmayacağız, Bulgarca. Çocuklarla beraber gittik. Camdan ne konuştuk, sağlattır başka ne konuşacaksın. Dinliyorlar çünkü bir de. Ondan sonra ne oldu, ne gittiysen ne. Bağırışta dediler, babalarından görüşmek istiyor çocuklar. O zaman küçüktüler çocuklar. Dediler, hadi küçükleri salalım yanlarına. Kapıdan saldı polis. Öte orada konuştu dedim, babana bunu bunu söyle. Cebine para koydum çocuğun. Ver babana dedim. Dedim, sigara içtiğini biliyorum çünkü. Ondan sonra babam dedi, cebimden dedi al dedi. Ağladı. Babası ağladı. Biz dışarıda ağladık. Yani çok kötü şeylerdi. Sofya, emniyet koğuşlarında 73 gün boyunca tek başımıza tutulduğumuz anlar oldu. Ve bizlere sürekli bir şekilde ismimizi değiştirmeye ikna etme çabası içerisinde oldular. Kabul etmeyeceğimizi görünce bizleri o süreden sonra kollarımızı kelepçeleyip trene bindirdiler Sofya'dan. Plevne üzerinden Belen'e, Ölüm Adası'na götürdüler. Ancak orada kalan insanların, dava arkadaşlarımızın moralleri yüksekti. Çünkü davamızda haklıydık. Bunun da işareti olarak her ne kadar kaldığımız süre içerisinde fırsat olmasına rağmen oradan kaçabilmeye hiçbir kişi dahi teşebbüs etmedi. Ancak içimizden bazı dava arkadaşları haliyle herkes aynı şekilde dayanamayabilir o eziyetlere. İntihar etmeye kalkışanlar oldu. Yani birçoğunu da ipten çevirdik. Tabii destek, dayak oluyorduk birbirimize. Bütün işkencelerin başında fiziki, psikolojik işkencelerin üzerinde koğuşu paylaştığım Mestanlı kahramanı Mustafa Ömer Osman gözlerimin önünde sebepsiz olarak coplanma yetmezmiş gibi üzerine çizmelerle çıktıklarını hatırlıyorum. Nur içinde yatsın. Daha sonra haberini aldım ki delirmiş süsü verilerek ruh ve sağlık hastanesinde intihar ettiği haberi verildi. Halbuki o eşini ve çocuklarını çok seviyordu. Ve kesinlikle intihar edecek birisi değildi. Beni aşağı hücreye attılar. Bodrum'daki hücreye. Penceresi olmayan, karanlık, tamamen karanlık bir hücre. Kapıyı açtıklarında yerde yalnız bir minder, yani yatak veya sedir herhangi bir şey yok. Kanepe falan hiçbir şey yok. Yerde pis ve kanlar içinde bir tane minder. Ve ben bunun benden önce o hücreye atılanların işkence edildiğini anladım. O geceyi hücrede geçirdim ve tabii bütün gece bağırış çağırış, diğer hücrelerin hepsi doluydu. Geliyorlardı işte gece yarısından sonra otomatik silahlarla vuruyorlardı kapılarıma. Bana da gözdağı veriyorlar. O an şiddet uygulamıyor, yani fiziksel şiddet uygulamıyorlar ama psikolojik baskı uyguluyorlar. Ve diğer hücrelerdekilerine de bayağı bir zulüm gördüler onlar. Çok zulüm gördüler. Bazen bir aileden birçok kişi hapiste veya sürgünde olabiliyordu. Daha sonra abimin sesini duyar gibi oldum. Bilmiyordum abimin orada olduğunu. Biz iki kardeşiz. Abi diye seslendim.
O da seslendi, sen de mi buradasın? Evet dedim. Sonra korkma abi dedim. Yani bir küçük kardeş büyüğüne korkma abi diyor. Bunlar da geçecek. Çünkü biz haklıyız. Bizim davamızda haklıyız. Beni hapse götürdüler. Abimi Beleni'ye götürdüler. Ve evden iki kişi birden çıktık ve bizim ailemiz bizim nerede olduğumuzu bilmiyor. Komşularımızdan biri beni karakola götür içeriye girerken görmüş. Anneme söylemişler. Anne yüreği dayanamadı tabii. Gelmiş oraya sormaya benim evlatlarım burada mı diye. Terslemişler ve Kalaşnikov'un dipçiğiyle annemi itelemişler. Abim Beleni'de 1,5 sene kaldı. Orada da onlar da işkence gördüler. Böbreklerini mahvetmişler. Kum torbalarıyla, hani iz kalmasın diye kum torbalarıyla dövmüşler. Ve abim yıllar boyunca ondan sonra idrarında hep kan çıktı. Ne yazık ki yalnız ikimizle kalmadı ailedeki çilemiz. Ben hapisteyken babamı da sürgüne göndermişler. Yani bizim aileden 3 kişi çıktık. Bir geride yalnız annem, yengem ve 2 tane küçük çocuk kaldı. 19 Mayıs 1989 tarihinde gerçekleşen Cebel'deki protesto Bulgaristan Türklerinin büyük isyanıydı. Bu ayaklanma birçok yere sıçradı. Cebel ayaklanmaları gerçekleşiyor 19 Mayıs'ta ve bana da 24 Mayıs'ta bir görev verdiler. Bulgar harflerinin, Slav alfabesinin kabulüyle ilgili bir çalışma yapılacak. Sen yöneteceksin bunu dediler ve okuldan kimsenin katılmasına, bu etraftaki etkinliklere izin vermeyeceksin dediler. Ancak ben bir delilik yaptım diyelim o zamanın duygusuyla. Ve bütün okulu arkadaşlarımla birlikte terk ettik ve dere kenarında saklandık. Biz de bu barışçıl protestolara kendimizce aslında cevap vermiş olduk. Ama bu benim için okul hayatımın sonu oldu. Hemen her öğrenciye örnek olmak için beni okulun önüne çıkarttılar. Dediler ki bugün itibariyle bu öğrencimizin okulla ilişiği kesilmiştir. Çok ağır bir suç işlemiştir hepiniz de peşinden sürüklediği için. Ve ben eğer Türkiye'ye gelemeseydim Bulgaristan içerisinde hiçbir okulda eğitimime devam edemeyecektim. En büyük hayalim Türkiye'ye geldikten sonra da edebiyat öğretmeni olmak oldu. Çok şükür de oldum. Cebel'de ayaklanmalar olmuş. Kirli dediğimiz, Kirli'de ayaklanmalar oluyor. Hatta Kirli'de bir bebek şehit ediliyor. Annesinin kucağında Türkan bebek. Hatta şu anda Türkan Çeşme var orada ve her yıl 26 Aralık'ta anma etkinlikleri düzenleniyor. Tabii köyden anne köydeki komşularıyla birlikte kasabanın merkezinde bir toplantı düzenleneceğini, bir isimlere değiştirilmesine karşı bir direniş olacağını duyuyorlar ve yola çıkıyorlar. Yolda giderken tabii ki askerlerle karşılaşıyorlar. Onların emirlerine uymuyorlar. Uymadıkları için uzaktan askerlerin başkalarına ateş açtıklarını duyuyorlar. Çocuğun sesinin kesildiğini, ses gelmediğini hissediyor anne. Sırtında bağlıymış annenin sırtında. Çocuğa bakıyor, hiç ses yok. Bir aldığı zaman artık kanlar içinde bebek. Ancak o zaman farkına varıyor. Kurşunun nereden geldiği hiç belli değil. Ben evde 1 sene 6 ay. Toplam 3 sene 6 ay kaldım. 1 senede Bobov'da. Aynısı Beren'e gibi yani. Ondan sonra bir köye gönderdiler. Lenin'ti. Küstendil sancağında bir köye. Köyde de dediğin gibi 65 kişi vardı. 65 ekmek geliyordu. 66. bendim. Oradan anlıyordum. Emniyet götürdü buradan. Yani. Zorunlu kalacaksın burada diyorlar. Köyden dışarı çıkma hakkın yok. Haftada bir kere banyo falan yapacaksan bir gün hakkım var. Şehire inip banyonu yapmak. Öbür türlü oradasın bütün gün. Bizleri Belene'nin ilçe merkezinde inşaatlarda çalıştırıyorlardı.
poliklinik binası yapılıyor. Yeni emniyet binası yapılıyor. Oralarda bizleri kamyonlara bindirip Berene içerisinde oraya çalışmaya götürüyorlardı. Hapishane kapısına varıldığında kapıdan çıkmadan sizin burada kaldığınız süre zarfında masrafınız oldu diyerekten cebimizdeki 3-5 yani ne varsa o paraları bile aldılar. Öyle bizleri bıraktılar. Yani trene binecek paramız dahi kalmamıştı. O tren garına gittiğimizde de artık çevremizde başka seçeneğimiz olmadığından dolayı kendimize yakın görebileceğimiz, destek olabileceğini düşündüğümüz kişilere gittik, paylaştık. Dedik ki böyle bir durum var. Biz burada kampta kalıyorduk, gönderildik ama bizim cebimizde bir kuruş bırakmadılar. Deyince biz bilet, tren biletini alalım. Zaten Kırcaali'ye kadar gittikten sonra oradan toplanmak kolay olmadı. Bulgar hükümeti özellikle halkın üzerinde etkisi olabilecek Türkleri Bulgaristan dışına çıkartmaya başlar. Yani sınır dışı eder. Mayıs ayında Belene'de hapis olanlar, Belene'de yatmış olanların ailelerini zorunlu olarak göçe zorladılar. Birçok aile göçe zorlandı. Onlar uçaklarla Avusturya'ya gönderildi. Avusturya'da uçaktan inince Türk konsolosluğuna sığınıyorlar ve Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Tabii ki Türk konsolosluğu aracılığıyla Türkiye'ye gelmiş oluyorlar. Belgrad'a ulaştığımızda hatırlıyorum trenden 2-3 valiz vardı yanımızda. İndirdik bunları. Valizleri bir taksi almadığı için 2 tane taksi tuttuk. Taksinin birine eşim ve çocuğum, birine de valizlerde ben bindim. Işıkta eşimle çocuğum geçti. Dedim şimdi herhalde telefon diye irtibat imkanı yok. Nerede bulurum, ne ederim? Ama söylemiştim o zaman Türk elçiliğine gidiyoruz diye. Ve bizi elçiliğe yaklaştığımızı görünce bayrağı dibinde de avlu kapısında da eşimle çocuğumu gördüm ve rahatladım. Ve orada gerçekten biz kimsesiz olmadığımızı gördük. O elçilikteki görevliler gerçekten bizlere her türlü ilgi, dikkati, özellikle çocuğum da en küçüktü kafilenin, o gün oraya gelenlerin içerisinde. Her türlü ilgiyi gösterdiler ve kampa götürmeyi düşünürlerken bizi Viyana'dan uçak geldiğini söylediler. Bizi hazırlayıp havaalanına, oradan da uçağa bindirilip İstanbul'a indik. Biz ilk sınır dışı edilenlerdeniz. Yani biz göçmen olarak gelmedik aslında. Bu göç anlaşması değildi. Bizden 2 gün önce çıkanlar oldu. Ve onların da Belgrad'da trenden, çünkü trenle gönderiyorlar İsveç'e, Stockholm'a. Belgrad'da inip Türk konsolosluğuna sığındıklarını duyduk. Dedik biz de öyle yapacağız. Bunu anlattığım zaman birçok insan diyor ya siz deli misiniz? İsveç gibi bir ülke size altın tepside sunulmuş, neden gitmediniz? Biz Bulgaristan'da zaten ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördük. Oraya gidip de ne yapacaktık? Tekrar ikinci sınıf vatandaş muamelesi görecektik. Üstelik babamın bütün akrabaları İzmir'deydi. Daha 51 yılında babaannemin annesi, babası, kardeşleri göç etmişti. 70 yılında amcam göç etti. 78'de babaannem, dedem göç etti. Babam orada yalnızdı. Yani o el ülkeleri gidip de biz ne yapacaktık? Aynı biz de öyle yaptık. Bindik trene. Elimizde birer tane valizle. Belgrad'a gittiğimizde indik. Biletimiz Stockholm'daydı. İndik. Oradan hemen tren garından telefon ettim ben konsolosluğa. Böyle böyle bir aileyiz. Filan yerden geliyoruz. Sınır dışı edildik. İsveç'e gönderildik. Fakat biz gitmek istemiyoruz. Benim dedim ben. Bütün ailemi salırsanız dedim ben.
Gitmiyorum dedim ben. Benim dedim abim var, yengem var yanımda. Abim öldü dedim ben. Yengem var, 4 tane çocuğu var dedim ben. Gitmiyorum ya dedim ben. Nasıl gittin? Hepsini. Hepsini. Bir de fotoğraf 24 saatte bize hemen kimlik çıkardılar. 1-2 saatte hadi. Şimdi dedim ben şimdi yengemin eşyaları var. Ben bir bavulla ben Avrupa'ya gitmek istemiyorum ben. Bir eşyaları doldurduk. Yengemin eşyaları şunlar bunlar. Geldik yol boyunda dur. Türkiye 4 günde girdik. Bir Doğu bloku ülkesi olarak Bulgaristan, Sovyetler Birliği'nin politikasına sıkı sıkıya bağlıydı. Gorbaçov'un perestroika ve glasnost yani reform ve şeffaflık politikaları doğrudan Bulgaristan'ı da etkileyecekti. Bu politikanın gereği olarak vatandaşlara yurt içi ve yurt dışında serbest dolaşım hakkı tanındı. Bunun üzerine 9 Mayıs 1989'dan itibaren Bulgaristan Türkleri de pasaport başvurusunda bulundular. Bulgaristan Türklerinin protestoları ve açlık grevleri karşısında uluslararası alanda tepkilerle karşılaşan Zhivkov, zorunlu göç yöntemiyle Türkleri ülkeden göndermeye karar verdi. Esasında göç kelimesini ben burada tanıdım, Türkiye'de öğrendim. Bizim lügatımızda, bizim kelime haznemizde göç diye bir kelime yoktu. Bulgaristan'da kivar olan kelime Türkiyeciliktir. Göç diye bir şey yok ya da muhacir de yok. Türkiyecilikler. Yani adamın orada yaşayan Türkler için dünyada bir tek Türkiye vardır. O yüzden göç kelimesi yok. Türkiyecilikler ve Türkiye'ye gitmek vardır. Şarkı da böyledir, türkü de böyledir, niyet de böyledir. Şimdi isim değiştirme sürecinde sonra mesela çok bizi çok etkileyen bir şey Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye sığınmasıdır. Ben onu çocuk olmama rağmen hatırlıyorum yani. Türkiye Radyo'nda falan dinliyorsunuz. O bizim için Naim Süleyman Türkiye'ye sığınması artık herkesin korkuyu kırıp birazcık şey olmasın hani. Bir gördün bak Naim gitmiş bak bir şey oldu bizim sesimiz de duyuluyor diye bir kendimize güç veren hani bizleri sevindiren çocuk dahi olsan ki büyüklerin sohbetlerini görüyorsun o bir şey bir ilham oldu diyebilirim bizler için. Daha sonra 1988'in sonları 89 gibi Bulgaristan'da gösteriler başladı. Türkler işte Cebel'de, Kırcaali'de, Kerili'de oturduğu yerlerde. Ben de bunları ben çocuk olarak bunların hiçbirine katılmış değilim ama evde babanlar, halanlar, anneler konuşuyorlar ve etkileniyorsun. Yani adrenalin yükseliyor. Artık gide Türkiyecilik gerçekleşecek. Türkiyecilik açılacak. Türkiyecilik açılabilir mi? Hatta insanlar birbirine bir şey söylüyorlardı. BBC dinleyemiyorsun ama BBC şöyle haber vermiş. Bak bizim sesimiz duyuluyormuş gibi. Zhivkov 29 Mayıs 1989 günü yaptığı konuşmasında Türkiye'ye gitmek isteyenler için Türkiye'nin kapıları açması gerektiğini söyler. Dönemin Başbakanı Turgut Özal'dansa yanıt gecikmez. Sınırlarımı açıyorum. 6 Haziran 1989'da büyük göç başlar. Aladağ'ın belinde suları hep dilimde. Türkiye'me gidiyorum pasaportum elimde. Haydi nom, dinay nom, nom, dinay nom, şinay nom. Türkiye'me gidiyorum pasaportum elimde. Haydi nom, dinay nom, nom, dinay nom, şinay. 89 yazında Bulgaristan Türklerinin zorunlu göçü başlar başlamasına. Ancak göç yolunda da türlü zorluklar yaşatılır kendilerine. Bu dönemde şöyle bir şey vardı. Mesela çok acı bir hatıradır. 16 yaşıyla 20 yaş arası yaş grubundaki erkek çocuklarını özellikle bırakmıyorlardı. Öyle parçalanmış aileler var. Mesela bize komşu köy Çalaplar diye bir köy vardı. Orada bir ailenin 2 oğlu var. Bir tanesi benimle sınıf arkadaşımdı. Ama büyüyse bizden 16 ya da 17 yaşındaydı. Önemli. Büyük olanı bırakmadılar. Yani işte bunu askerlik yapacak, şu yapacak, bu yapacak, daha sonra göndereceksin dediler. Öyle parçalanan çok aileler oldu. Ve o arda kalanların içerisinde maalesef kendi hayatına son veren oldu. Mesela Çalaplar soyundaki o Seyhan, annesi, babası ve kardeşi çekildikten sonra bir gün sonra kendi hayatına son verdi. Ve onun cenazesini falan buldular insanlar. Pasaport çıkartılıyor. Ancak pasaport teslim ediyor. Diyorlar ki, şöyle diyorlar. Hayır, biz ailenin 4 kişisini gönderiyoruz. Ama evim burada kalacak. Babam tabii nasıl olur bu iş diyor falan diyor. Hayır, böyle kalacak. Karar böyle. Ve ben bunu 20 Haziran 1989'da babam 20 Haziran 1989'da benim doğum günümdür 20 Haziran. Babam geldiğinde böyle diyor ya diyor. Bize 24 saat içinde ülkeyi terk et yazısı var dördümüze. Evim burada kalıyor. Merak etme. Senin soyunda birisi de burada kalacak demişler diyor. Ve ben bunu duydum. Bütün doğum günüm olan günü sabahtan akşama kadar hepimiz ağlayarak geçirdik. Babam tabii hiçbir baba evladını bırakmak istemez. Bu dönemde işte
vatandaşı, Bulgaristan'ın vatandaşıyız biz değil mi? Yani o ülkenin vatandaşıyız. Vatandaşı olmamıza rağmen daha bir ay daha Bulgaristan'da kalabilelim diye, yani ablam tek başına kalmasın diye bedel ödeyerek, para ödeyerek satın alma, orada durmak için gün satın aldık. Yani çok. Ve o bir ay içerisinde niyetimiz şu. Bir şekilde hani ablamın pasaportunu da alıp yola çıkmak. Bir şekilde yardım bularak ablamın pasaportunu da alıyorlar ve bir gün babam geliyor. Nevin'in pasaportunu aldık, her yola çıkacağız. Ne kadar ne yükleyebilirsek yola çıktık ve Kırcaali'den yola çıktık. Şimdi bakın çok ilginç bir şey anlatacağım. Kırcaali'den yola ve 4 Ağustos 1989'da Kapıkule'den giriş yaptık. Tüylerim ürperiyor. Türk Hava Yolları uçağına bindiğimizde zaten çok Türk vardı uçakta. İnanılmaz, ifade edilemez, anlatılamaz duygularla geçti o yolculuğumuz. İşte kimsiniz, nesiniz, hani Belgrad'dan bindiniz filan soranlar oldu. Kısa bir sohbet uçakta. Ondan sonra artık indiğimizde pilotun anons edişi. Türk topraklarına gelmiştik. İndiğimizde inanamıyorduk. Gerçekten biz Türkiye'de miyiz? Nihayet artık bizim 11 yıllık çilemiz bitti mi? Çünkü biz 11 yıl Bulgarlardan her türlü zulüm gördük. O an inanamıyorsunuz. Yani inanılacak gibi değil. Yani küçüklüğünüzden beri sürekli konuşulan Türkiye'ye nihayet gelmiş oluyorsunuz. Bir şaşkınlık, bir sevinç, bir mutluluk var. Ancak biraz da buruk mutluluk. Çünkü birçok kişiyi geride bırakmış oluyorsunuz. Bu büyük göç 21 Ağustos'a kadar sürdü. Türkiye bu göçe mümkün olduğunca hızlı hazırlanmaya çalışmıştı. Bulgar makamlarınca apar topar gönderilen Türkler, Türkiye'ye girer girmez çeşitli kamu binalarında hazırlanan geçici barınma merkezlerine veya çadır kentlere yerleştiriliyordu. Zorunlu göç devam ederken Türkiye soydaşlarının daha insani koşullarda, yakınlarından koparılmadan eşyalarıyla birlikte düzenli olarak gönderilmelerini sağlamak için 21 Ağustos'ta sınır kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Bundan sonraki girişler vizeyle gerçekleşecekti. Vizeyle birlikte giriş yapanlarla 1990 yılının Temmuz ayına kadar yaklaşık 350 bin Bulgaristan Türk'ü Türkiye'ye kavuştu. Ancak Bulgar makamlarından çıkış izni alamayanlar başka yolları da denedi. Çocukları yolladım. Babam felç etti benim. Çocukları yolladım. Salmadılar benim bütün haneyi, hani böyle şeyler, ama kaçak yolladım. Ben Brest'te durdum. Babam felç etti. Babamı ne Türkiye'ye götürmeye yarı yeri, ne oraya bırakmaya, yalnız olur mu? Annem, ikimiz kaldık. Hanımı da yolladım. Sonra bir zaman sonra babam 97'den vefat etti. Babam artık. Ondan sonra annemi yolladım. Artık salmaz doldular. Kaçak yollanan artık nasılsa geldik, Allah şükür. Ya bu dağlardan seni bir yere kadar getirdiler. Gecenin hepsini arabalan getirirler. Ondan sonra her bir öyle bir çiftlikten yörelek böyle anlayabilirsin. Bir ben değilim ki. Çok galaba çocuk, küçük çocuklar var, yaşlı adamlar var ki baktım beni tanımıyor. Hakim ne her iş yapmışlar. Yaşlı kadınlar var, sırtına almışlar çocukları, sırtında götürüyorlar annelerini. Çocukları var, küçük çocuklarına kucaklarında. Öyle işte bir sınıra kadar, oraya şeye kadar getirdiler. Oran başka grup aldı biz onu hepsi. Başka bir iki kişi adamları var herhalde oraya. Oradan bizi aldılar, oradan Edirne'ye kadar, orada derelerden geçtik, bütün su olduk, berbadan hepsi. Tüm bu yaşananların ardından 89 yazının sonrasında Kasım 1989'da soya dönüş politikasının sahibi Bulgaristan Devlet Konseyi Başkanı Todor Zhivkov, Sovyetler Birliği'ni ve Doğu Avrupa'yı saran demokratikleşme rüzgarıyla görevi bırakmak zorunda bırakıldı. Bulgaristan'da ve dünyada bir dönem kapanıyordu. Artık Türkler Bulgaristan'da daha özgür, kültürleri ve dilleriyle yaşıyor. Bulgaristan siyasetine aktif olarak katılıyorlar. Ancak geçmişte yaşanan birçok olayın anısı ve acısı hala tazeliğini koruyor.